İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. Poyraz Mavi Vatan grubu adına selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu akşam sevgili sınıf arkadaşım, küratör ve deniz tarihçisi, aynı zamanda müzeci Ali Rıza İşipek kardeşim bizlere Çaka Bey ve İzmir'in fethinden bahsedecek. Buyur lütfen Ali Rıza, seni dinliyoruz. Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Denizcilik insanlığı en eski çağlardan beri ilgilendiren en önemli konu olmuştur. Daha çok ülkelerin coğrafi yapısına ve dolayısıyla stratejik konumlarına bağlı olarak en eski uygarlıklardan itibaren birçoğu denizcilikle uğraşmıştır. Türklerin denizlere yönelik devlet politikası uygulamaya başlaması Anadolu'nun 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra kesin olarak bir Türk yurdu haline gelmesiyle başladı. Aslında denizci devlet olmayı sağlayan en önemli etken tabii ki coğrafya konumu. Anadolu ise üzerinde asırlardır birçok medeniyetlerin kurulduğu ve bu imkanı sağlayan çok önemli bir kara parçası olmuştur. Her tarafı malum. Sonuçta denizlerle çevrili bir yarımadadan bahsediyorum. Tabii şu bir gerçek ki Anadolu'nun stratejik yapısını en iyi değerlendiren hiç şüphesiz ki Türkler olmuştur. 11. yüzyıldan itibaren kuzey, batı ve güney sahillerinin hedef olarak gösterildiği Oğuz kafilelerinden ikisi Marmara ve Ege kıyılarına ayak basacaktı. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan ve aynı zamanda Selçuklu Hanedanı'ndan gelme Kurtalmış oğlu Süleyman Şah'ın Bizans'ın o dönemde Bizans'ın elinde bulunan İzni'yi ele geçirmesi üzerine Türkler ilk kez artık Marmara kıyılarına doğru yerleşmiş olduğunu kabul edebiliriz ve İznik de bu dönemde başşehir olmuştu. Tabii İznik'in başşehir olarak seçilmesi Türklerin bundan sonraki dönemde denizlere yönelik de bir politika göstermesi, takip edeceğini göstermesi açısından da önemlidir diyebiliriz. Tabii bu döneme ilişkin ve Çaka Bey'den bahseden tarihi kaynaklar son derece kısıtlıdır. Yani o yüzden Google'a da baksanız, nereye bakarsanız bakın, Çaka Bey'in adı çok kolay bulunmaz. Çok fazla birinci kaynakta zaten yoktur. Çaka Bey'in adı sadece bir kitapta bulunmaktadır. O da Bizans İmparatoru Alexios Komnenos'un kızı Anne Komnenos'un yazdığı Alexias'tır. Tabii hakikaten Anadolu'nun fethine kadar olan o zaman dilimi içindeki olaylar, kişiler hakkında eserler inan yani yok denecek kadar azdır. Türk fetihleriyle ilgili Anadolu'daki nerelerde, ne zaman, nereyi fethetti, kimler fethetti hakikaten çok kısıtlıdır. Ve bu dönemde özellikle Ege Denizi sahillerinde faaliyette bulunan Türkler, beyler filan kimlerdi? Baktığınızda İslam Türk kaynakları hemen hemen yoktur diyebiliriz. Bunun dışında sadece Bizanslı Vatanüvis Zonaras'ın ve dönemin birkaç kaynağında sadece Çaka Bey'in adını görme şansına kavuşuyoruz diyebiliriz. Dediğim gibi bu konudaki en önemli bilgi de Alexiyat'ta bulunuyor. Çünkü hakikaten Anne Komnenos bir tarihçi gibi o dönemdeki kendisi bizzat yaşadığı bu olayları hakikaten çok detaylı olarak anlatmış bulunmaktadır. Bizanslı Vatanöviz Zanoras'ın tariflerine baktığımızda Çaka'yı asalet sınıfından kahraman ve büyük Türk sıfatlarıyla tanıtıyor. Dolayısıyla bu tanımlardan da aslında Çaka'nın kökeni konusunda araştırmacıları bazı tahminler doğal olarak yapmaya götürüyor. Anna Komnenos'un Çaka Bey'in ağzından düşmeden önce bütün Anadolu'yu savaşarak geçmiş olduğunu beyan etmesi tabii ki bu tespiti de aslında bir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde doğruluyor. Hakikaten Çaka Bey bir komutandı ve Bizans'a gelene kadar bütün Anadolu'da savaşarak askerlerinin, akıncıların başında savaşarak zaferler elde etmiştir. Baktığımızda Anadolu'nun fethine
ilişkin nadir Türkçe kaynaklardan biri ise Danışmanname'de Orta Anadolu'dan İstanbul'a kadar ki alanda gazalar yapan gaziler arasında bir çuvaldır çakadan bahsedilmektedir. Anadolu'da gaza yapan ve Oğuzların Çavuldur boyuna mensup olması kaçınılmaz gözüken bu çaka ile Bizans'a esir düşen Türk beyinin aynı olabileceğine ilişkin ifadeler de tabii tarihçiler tarafından kabul edilmektedir. Bu Çavuldur boyundan eğer bir çakadan bahsediliyorsa bu Ander Komaros'un bahsettiği çakadır şeklinde kabul edilir. Halil İnancı Hoca da Çaka Bey'in Danışmanlılar Beyliği'nin kurucusu Danışman Gazi'nin yanındaki beylerden biri olduğunu söylemektedir. Anadolu'da karmaşaların devam ettiği ve yaklaşık olarak 1078-1079 yılları arasındaki dönemde genç bir Türk menbeği olan Çaka Bey Bizans güçlerine esir düşüyor. Tabii Türk ordusu içinde sahip olduğu konumu dolayısıyla doğrudan Bizans İmparatorluğu'na çıkartılıyor, takdim ediliyor ve İmparator tarafından tabii İmparator da akıllı. İmparator tarafından kendisine yetki paslar da bulunuluyor ve çeşitli hediyeler, nişan ve rütbeler verilerek aslında Bizans tarafı için, Bizans için bundan sonra mücadele etmesi sağlanıyor ya da öyle o şekilde isteniyor. O devrin şartlarında daha sonra da tabii devam edecek. Ülkeler malum bu tür şeyleri o zamanlar milliyetçilik o kadar ön planda değil. Her zaman için bu kullanılan bir usul. Tabii bu şartlar içinde Çaka Bey saraydaki durumunu iyi kullanarak Latince'yi gerektiği çok iyi öğreniyor. Kendini yetiştiriyor ve Bizans'ın iç yapısı ve siyaseti hakkında ileri derecede bilgi sahibi oluyor. Ancak 1081 yılındaki Bizans hattında meydana gelen değişiklik Çaka Bey için artık bir dönüm noktası oluyor. Bizans'ın yeni imparatoru Alexi Komnen kendinden önceki imparatorun Çaka Bey'e verdiği unvan ve imtiyazları, nişanları geri alarak Çaka Bey'in bu da son veriyor. Tabii bu aslında Çaka Bey için bir kaçma anlamında bir imkan sağlıyor. Annette Komnen'e baktığımızda eserinde İzmir civarında olup bitenleri detaylı olarak aktarıyor. Anlatım tarzından bu bilgileri olayları yaşanmış olan veya çok yakından öğrenmiş kişiler tarafından verildiği anlaşılıyor. Bu nedenle Çaka Bey ile ilgili bilgileri olan ilgili bilgilerin büyük oranda doğru olduğunu biz de kabul etme durumundayız. Tarihçiler de zaten bunu bu şekilde kabul ediyor. Baktığımızda aslında Bizans kaynaklarında ismi Çahran veya Çakas şeklinde geçiyor. Profesör Doktor Nimet Kur'an bu telaffuz ve yazım şeklinin aslında Türkçe çağ olabileceğini de iddia ediyor. Fakat daha sonra Türkçe literatürde çaka şekli son derece yaygınlık kazanmış ve tercih edilir olmuştur. Çok tarihçiler çıkıyor bazı konferanslarda, sempozyumlarda. İddia ediyorlar. Evet çaka değil de çağ. Ya kardeşim ya neyini tartışıyorsun? Adam bunun için bir ulusal bir konferansta 20 dakika sunum yapıyor. Ya çaka diye kabul edilmiş artık sen neyi ispatlamaya çalışıyorsun? Ne yapacağız yani nüfus kağıdım var adamın. Ama maalesef bu inat tarihçiler arasında vardır. Bunu da değiştirmek biraz zor. Tabii Çaka Bey imtiyazlı durumunu kaybettikten sonra hemen bir fırsatını buluyor ve saraydan kaçarak Anadolu'ya geçiyor ve hemen Akıncı Türklerin başına geçerek Bizans'a karşı mücadeleye başlıyor. Bu dönemde baktığımızda Bizans merkezi iktidarı Balkanlardaki peşmergenin ilerleyişini durdurabilmek maksadıyla tüm dikkatlerini dolayısıyla tabii ordularının, kuvvetlerinin, donanmasının büyük bir kısmını bu maksatla Balkanlara yönlendirmişti. Dolayısıyla Ege bölgesi ve İzmir civarındaki Bizans kuvvetleri nispeten zayıflamış olduğunu görüyoruz. Bu da tabii Çaka Bey için önemli bir imkandı. Bu nedenle Çaka Bey 1081 yılında ilk hedef olarak İzmir'i seçer ve yanında yaklaşık 8 bin Türkmen askeriyle burayı Bizanslardan temizler. İzmir artık Türklerin olmuş ve ilk Türk hakimi de Çaka Bey olmuştur. İzmir 1081 yılından beri
Kürtlük. İstanbul'u ise yaklaşık 4 asır daha Türk olmak için beklemek zorunda kalacaktır. Tabii bu da ilginç bir husustur. Hani derler ya gavur İzmir de, gavur İzmir ise gavur İzmir 1081 yılından beri Türk. İstanbul 1453'te ancak Türk oluyor 4 asır sonra. Yani İzmir gavursa İstanbul 3 kat gavur. Diğer şehirleri saymıyorum bile. Ama İzmir'e gavur demeden önce birazcık düşünmekte yarar var diyorum 1081'de Türk olan bir şehirden bahsederken. Tabii Çatal Bey bu tarihten sonra artık hedefini belirliyor. Önce güçlü bir donanma kuracak ve bu donanma ile Ege Denizi'nin hakimiyetini İzmir Beyliği'nde olmasını sağlayacaktı. Bu konuda öncelikle gemi inşasına tabii ağırlık vermek gerekiyordu. Zampiyat Kalesi'nin iç limanındaki kullanılmayan tersane bunun için oldukça güzel bir imkandı. Bir kısmı kullanılmayacak durumda olan tersane öncelikle faal hale getirilir. Tabii bu arada merak ediyorsunuzdur, bu gösterdiğim yansılar nedir? Bunlar çok ilginç. O döneme ait hemen hemen en kıymetli kaynaktır. Bunlar İspanya'daki Skaidis kroniklerinden alınmadır. O dönemdeki Bizans ve işte Anadolu, Bizans, Akdeniz tüm hikayeleri anlatan görsel gördüğünüz gibi inanılmaz bir kaynaktır. Ben de kitabımda, bu Çakabey ile ilgili kitabımda bu kaynakları çok kullandım. Yani o yüzden başka hiçbir yerde bunları göremezsiniz. Oldukça, yani o dönemde düşünün, 11. yüzyıldan bahsediyoruz. İnanılmaz çizimler, hem de renkli. Arşiv ve tarihçilik hakikaten güzel, eğer elinizde böyle belgeler varsa. Tabii tersanede çok sayıda usta var, yetişmiş işçiler var. Dolayısıyla gemiler arka arkaya kızağa konulmaya başlıyor. O dönemde tabii tersane dediğiniz boş arazi. Tersane dediğiniz öyle büyük kreinler vesaire ve fabrikalar falan yok. Sonuçta ağacı kesiyorsun, çöküyorsun, oluyor sana bir gemi. Yani mühim olan ustanın olması, kullanacağın aletler çok kısıtlı, basit testereler, basit el aletleriyle sonuçta gemi yapıyorsun. Gemi yapacağın gemi de zaten dev gibi yelkenleri olan gemiler değil. Biraz iri sandallar yaptığın şeyler sonuçta. O kadar. Dolayısıyla üstleri biraz da kapalı olan 40 kadar geminin inşasını çok kısa sürede burada Çakabey tamamlıyor. Zaten Türklerin de tarihi içinde ilk tespit edilen donanması da budur. Bu donanma tabii ki hem de 1081 yılında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda kuruluş yılı olarak kabul edilir. Halen Türk Deniz Kuvvetleri 1081 yılı, yani Çakabey'in İzmir'de oluşturduğu donanmayı kuruluş yılı olarak kabul etmektedir. Bu da oldukça önemli bir husustur. Tabii inşa edilen bu gemiler çağın denizci ülkelerine ait gemiler yanında teknoloji ve boyutları açısından oldukça geri ve güçsüz kalıyordu. Ancak meydana getirilmiş olan bu küçük donanmanın önemi aslında karacı bir milletin denizlere açılmasının müjdesini veren önemli bir gelişme olarak kabul edilmelidir. Türk donanması 1083 yılında denize açılıyor. İlk hedef Urla iskelesi oluyor. Buradaki kale var o zaman. Tabii kale daha fazla, çok fazla dayanamıyor. Bu arada bir yandan da gemi inşa faaliyetleri yine İzmir'de devam ediyor. Yeni 17 tane çektiri ve 33 parça yelkenli de donanmaya katılıyor ve toplam artık 90 parçalık bir Türk donanmasından bahsediyoruz. Ve bunun yanında eğitim de başlıyor. Dolayısıyla tekneler, silah ve donanım açısından daha iyi bir hale getiriyor. En azından Bizans donanmasıyla daha rekabet edebilecek, başa çıkabilecek bir hale geliyor. Tabii bu başarılar o zamanlar o Bizans, Venedik ve Cenevizlerin, o dönemde Akdeniz'deki denizci ülkeler bunlar. Cenevizler var, Venedikler var ve Bizans var. Tabii onların oldukça canı sıkıyor ya. Bu Türkler nereden çıktı şimdi? Nereden çıktı bu denizci Türkler? Bunlar karadaydı, at sırtındaydı. Bunlar ne oldu da bir anda denizlere açıldı? Tabii hiçbir zaman Türklerin denizlere açılması istenmez. Her zaman için halen böyledir. Türkler karalara hapsedilmek istenir. Hapsedilirsen büyük ülke olamazsın, ülkeni savunamazsın. Dolayısıyla denizlere çıkmaman gerekiyor. Yani Venedikler, Bizanslıların ve Cenevizlerin tabii düşüncesi bu.
Tabii güçlü Bizans donanması bu sefer Ege'de Çakabey'i bulmak için dolaşmaya başlıyor. Foça'da önlerinde iki donanma karşılaşıyor. Tabii bu ilginç bir savaş aslında. Niye ilginç bir savaş? Bir tarafta bir o zamanın en güçlü ve en büyük gemilerinden kurulmuş olan, yüzyıllardır bir donanma geleneğine sahip olan Bizans, karşısında ise hiçbir donanma geleneği olmayan, sadece 4 yıllık bir geçmişe sahip ve küçük çekirdeklerden oluşan Çakabey'in donanması. Tabii normal şartlarda baktığınızda bu savaşın sonucunun ne olacağı oldukça açıktır. Burada her halükarda Türk donanmasının, Çakabey'in donanmasının yenilmesi normal bir sonuç olabilir. Ancak artık burayı yurt edinmiş olan Türklerin burada ölmeyi göze almaları, az da olsa eğitimlerinin bulunması bu tüm tahminleri alt üst edecektir ve gururlu Bizans donanması Foça önlerinde yanar ve denizin o andaki hakimiyetini bu küçücük çektirlere teslim etmekle zorunda kalırlar. Foça'yı 1086 yılında alınan Midilli takip edecek. Midilli'nin alınmasıyla birlikte tarih sahnesinde Türklerin de artık Ege Denizi ile kucaklaşması başlamıştır diyebiliriz. Sırada Sakız Adası bulunmaktadır. Aynı yıl Sisam, pardon, önce Sisam alınır ve Sisam'da da artık Türk bayrağı dalgalanır. 1087 yılı baharında, çünkü Bizans donanmasıyla karşılaşan, Sisam açıklarında karşılaşan Çakabey yine galip gelir ve bu zaferinden sonra da artık Sisam'dan sonra Sakız'da da, Rodos'ta da kalelere Çakabey'in bayraklarının çekildiğini, artık Çaka'nın buralarda hakimiyetinin başladığını görüyorum. Tabii Bizans artık iyice zor duruma düşüyor. Çaka'nın her ne pahasına olursa olsun durdurulması lazım geldiğini anlıyor. Yoksa bu büyük bir tehlike olacak. Dolayısıyla Sakız Adası'nın tekrar ele geçirilmesi maksadıyla Adalar Donanması Bizans'ın görevlendiriliyor. Konstantin Dalasenov, o zamanki Adalar Donanma Komutanı, gemileriyle Sakız Kalesi'ni kuşatıyor. Bizans gemileri ve Sakız'dan sonra tabii Çakabey'in o sırada İzmir Körfezi'nde olduğunu biliyor. Kale kuşatıldığı zaman mutlaka Çakabey bu Sakız Kalesi için yardıma gelecek. Dolayısıyla İzmir Körfezi'nden çıkmak zorunda kalacak ve orada da plan Türk donanmasının İzmir Körfezi çıkışında Sakız Adası'na yardıma gelirken imha edilmesidir. Tabii top o zamanın güçlü silahlarıyla Bizans gemileri donatılmış. Dolayısıyla Çaka'nın küçük çektirileri diyelim, onları rahatça yenebilecek güç değildi. Dolayısıyla Çakabey'in de bazı tedbirler alması gerekliydi. Aksi takdirde büyük Bizans gemilerine karşı pek bir şansı olmadığını Çakabey de çok iyi biliyor. Çakabey tabii tarihte çok iyi bilinen hilelerden birini yapar. Gemilerin arasına zincir çeker ve Bizans donanmasının üzerine birkaç gemiyi yem olarak gönderir. Dolayısıyla onları Bizans donanmasını üzerine çektikten sonra da birbirlerine zincirli bağlı olan Türk donanması çemberi alır. Bizans donanmasının bu çember içerisinde Bizans donanmasının imha olduğunu görüyoruz. Çok basit bir taktiktir belki o dönem için ama işe yaramıştır. Çakabey daha sonra Çeşme'ye giderek Sakız Adası'na yardıma gelecek olan kara birliklerini alır ve Sakız Kalesi'nin arkasındaki kıyılara çıkartır. Sonuçta Bizans Sakız'a bir daha hak iddia etmemeyi kabul ederek çekilmek zorunda kalacaktır. Bir anlaşma yapılır. Ancak Dalesenov anlaşmaya uymayacak. İstanbul'a geri dönüş yolunda bakar ki Bizans'tan takviye kuvvetler geliyor. Bu takviye kuvvetleri görünce tekrar Sakız'a geri döner ve kaleyi tekrar ele geçirir. Dolayısıyla aslında bir anlaşma yapılmıştı ama Çakabey bu şekilde bir anlamda aldatılmış oluyor. Çünkü bir daha biz Sakız'da hak iddia etmeyecek diyerek geri çekiliyorlardı. Ancak bu bir anlamda
kendi iddiaları, şeylerini, anlaşmalarını kabul etmiyorlar ya da suistimal eden bir Bizans'ı burada görmekteyiz. Evet, artık Türk donanmasının en ciddi deniz savaşını artık bahsedebiliriz. Ama bunun üzerine tabii Çakabeyli İzmir'den tekrar sefere çıkmak durumunda kalıyor. Önce Midilli'ye, kuzeye çıkıyor. Orayı tekrar işgal ediyor. Ve arkadan 19 Mayıs 1090 tarihinde de Sakız Adası'na taarruz eder. Bu Türk donanmasının 1090 yılındaki bu savaşta ilk deniz savaşı olarak tarihimizde kabul edilmektedir. Dolayısıyla önemlidir. Bu savaşta Koyunadaları civarında, Çeşme'nin hemen karşısındadır Koyunadaları. Sakız'la Çeşme'nin arasında, yani biraz kuzeyinde kalıyor Koyunadaları. Daha sonra bir de ikinci Koyunadaları da 17. yüzyılda, bu 11. yüzyılda ilk deniz savaşımızdır. Bu Koyunadaları civarındaki savaşta, Çakayla Bizans donanması arasındaki savaşta Bizans donanmasının çoğu öldürülüyor ya da esir alınıyor. Tabii bu deniz savaşında Bizans donanmasına ait çok az gemi kurtuluyor. Koyunadaları Savaşı olarak tarihe geçen 19 Mayıs 1090 tarihli deniz savaşı ilk deniz savaşıdır dediğim gibi ve Türklerin üstün bir zaferiyle sonuçlanmıştır. Bu zaferden sonra cephe önderliğindeki Türk güçleri Bizans'a ait olan Sakız ve Sisam adaları tamamen ele geçiriyor ve böylece tabii merkezi konumda bu Sakız ve Sisam, Ege Denizi'nin kontrolü tamamen Türklerin eline geçmiş oluyor. Baktığımızda Çakabey'in bundan sonraki hedefleri ise Ege sahillerinin tamamen Bizans'tan temizlenmesi, hatta yukarıda kuzeyde Çanakkale ve Trakya bölgesini ele geçirmesi ve asıl büyük hedef ise İstanbul'un fethidir. Artık Çakabey hedeflerini daha da büyütmüştür. Tabii bu büyük hedefi elde edebilmek kolay değil. Öncelikle Balkanlarda Bizans'la savaşan, Bizans için çok büyük bir handikap teşkil eden, çünkü dediğim gibi ona kuvvet ayırmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla gayet mantıklı bir hareketle Peşe Türkleriyle anlaşmaya varıyor Çakada ve hemen İzmir ve Efes tersanelerinde büyük bir donanma meydana getirmek üzere faaliyetlerini hızlandırıyor. Bu tersanelerde o zaman şeyin dronu Bizansların kullandığı Drummond tipi gemileri de slaytta gördüğünüz gemiye benzer gemiler. 2-3 sıra küreği var. Burada gördüğünüz 3 sıra kürekli. Üstü kapalı güverteli. Yani kürekçilerin üstü kapalı güverteli. Dolayısıyla ancak bu gemilerle Bizans donanmasına karşı konulabilir ve eğer hedef İstanbul'sa bu gemiler olmadan bir İstanbul'un fethi mutlaka mümkün olamazdı. Artık Bizans ilk defa sadece karadan değil, tarihinde ilk defa denizden de bir Türk tehdidiyle karşı karşıya kalma durumunda oluyordu. Bu yeni donanma ile Ege sularına açılan Çaka önderliğindeki Türk donanması Midilli, Sakız, Sisam ve Rodos adalarını ele geçiriyor tamamen ve Çanakkale'yi ele geçirip Trakya üzerinden dediğim gibi İstanbul'u ele geçirme düşüncesini gerçekleştirmek üzere faaliyetlerini arttırıyor. Tabii Çatalbey'in bu düşüncesi aynı zamanda damadı olan İznik Sultanı Kılıç Arslan tarafından da destekleniyor. Bu amaçla ortak hareket etme kararı alan Çatalbey ile Kılıç Arslan 1095 yılında harekatı Çanakkale üzerine yönetiyorlar. Kılıç Arslan önce Bursa ve Gemli'yi ele geçiriyor. Diğer taraftan da Çakabeyli Bizans'a ait arazileri ve kıyı boylarını ele geçirerek Çanakkale'ye doğru hızla ilerlemeye başlıyor. Tabii bu sırada Bizans İmparatoru Alexi Komnen de zor durumda kalacağını farkında. O da Papa ile ittifak arayışlarını sürdürüyor. Hatta işte Kılıç Arslan'a bir mektup yazarak işte Çakayla Kılıç Arslan'ın arasını bile bozmak için uğraşıyor. Ancak Kılıç Arslan Bizans İmparatoru tarafından gönderilen bu mektuba cevap bile yazmamış. Onun yerine ordusunun başına geçerek Bizans topraklarını ele geçirmek maksadıyla Çanakkale'ye doğru
yürümek olmuştur. Biri doğudan biri batıdan Çanakkale'ye giren İzmir ve İznik Beyliği orduları Abidos Kalesi önünde birleştikleri zaman artık Kılıç Aslan'ın Marmara donanması da limana demirlemişti. Çaka Bey'in donanması da İzmir'deki hazırlıkları zaten tamamlamıştı. O da Abidos Kalesi üzerine yönelir. Tabii kale bütün direnişine rağmen Türklerin eline geçmekten kurtulamaz. Ancak bu kalenin, Abidos Kalesi'nin ele geçirmesi Türkler için biraz pahalıya mal oldu. Çünkü Çaka Bey savaş esnasında şehit olmuştur. Tabii Çaka Bey'in ölümüyle Türk denizciliği yaklaşık 200 yıl sürecek bir sessizliğe gömülür. Burada Çaka Bey'in hayatını kaybetmesinin başlıca rolü olduğu büyük bir gerçektir. Tabii bu sırada Ön Asya'daki Selçuklu Türklerine karşı Hristiyan dünyasının 1096'dan 1291 yılına kadarki ordu ve donanmaları ile peş peşe 8 sefer haline devam ettirdikleri ve Türkleri sahil kesiminden iç kesimlere doğru çekilmeye zorunlu bıraktıkları Haçlı seferlerinin etkisi de elbette büyüktür diyebiliriz. Tabi bu durum Bahçeşehir'in İznik'ten Konya'ya nakledilmesine yol açıyor. Bu yüzden Türklerle artık 14. yüzyılın başlarına kadar denizlerde eskisi kadar güçlü olamıyorlar. Ancak Çaka Bey'den sonra tarih sahnesinde sadece Umur Bey'i görüyoruz. Umur Bey'e kadar herhangi bir denizci Türk denizcinin ismini ya da başarısını telaffuz etmek pek olası değil. Sabrınız için teşekkürler. Evet, çok teşekkür ederiz. Sağ olasın.